Kur'an'a baktığımızda diğer kitaplarda bu İncil'de de vardır, Tevrat'ta da vardır ama Kur'an'da çok detaylı vardır. İnsanların zaafları, oyunları ve adamlık dini tarzı yaptıkları taktikler, insanları kandırmada kullandıkları yöntemler, münafıkların sahtekar yöntemleri, insanların nasıl yanaştıkları, onların ondaki ruh halleri, psikolojileri, hatta vücutlarında meydana gelen etki, yani o ahlaksızlık yaptıklarını, vicdansızlık yaptıklarını vücutlarındaki meydana gelen fizyolojik değişiklikler, Kur'an'da mükemmel bir psikiyatri ve kitabı gibi ruhi bozukluklar anlatılır. İnsanların kişilik bozuklukları, şahsiyet bozuklukları çok kapsamlı anlatılır. Onun için Kur'an'ı çok iyi anlayan insan çok akıllı olur. Yani aklın bütün sırlarını görmüş olur. Akıllı olmanın bütün sırlarını görür. Öbür türlü insan aklı kavrayamaz. Yani aklın ne olduğunu, zeki olabilir ama aklı kavrayamaz. Kur'an'ı çok iyi anlayan insan aklın bütün detaylarını, bütün girift yönlerini kavramış olur. Ve onu hayatına aktarır. O zaman ne kendi başını belaya sokar, ne etrafındakilerin başını belaya sokar. Eğer iyi bir analizle bu bakılırsa, yani Kur'an'ı inceleyerken çok kapsamlı düşünülürse bu görülecektir. Ama yüzeysel okuyan, sati bakan bunları göremez. Mesela diyor ki Allah, şüphesiz Allah, 23. ayet Nahl suresi 23'te, şüphesiz Allah onların saklı tuttuklarını, açığa vurduklarını bilir. Gerçekten o müstekbirleri sevmez. Yani kendini beğenen, enaniyetler olanları sevmez. Mesela müstekbir, enaniyetli cahiliyede insanlar gururlu çocuk, mesela gururlu olmasa takdir ederler. Halbuki gururlu ve enaniyetli bir insan, yani dik kafalı bir insan ruhen rahat olamıyor, ruhen sağlıklı olamıyor. Mütevazi ve mazlum olan, mütevazinin verdiği samimiyetle candan konuşan insan güzeldir. Yani kendine de güzel gelir, başkasına da güzel gelir. Mesela onlara Rabbiniz ne indirdi dendiğinde eskilerin masalları dediler. Kur'an'ı yorumlayan Marksistlere baktığımızda ne diyoruz? Ne diyorsunuz dediğimizde Kur'an için? Eskinin masalları diyorlar. Firavun ne diyordu? Eskinin masalı diyordu. Ondan evvelki tipler mesela Nemrut ne diyordu? Eskinin masalları diyordu. Hepsi aynı uslubu kullanıyorlar. Allah kullandıkları ortak dili de Kur'an'da çok detaylı belirtir. Yani hepsinde aynı psikoloji. Mesela Darwinizm Kur'an'da geçer, anlatılır. Kapalı bir uslupla anlatılır. Her devirde savunulmuştur. Hep tesadüf düşüncesi savunulmuştur. Mesela diyor ki Allah, kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptadıklarının günahlarında bir kısmını yüklenmen için. Bak ne kötü yük yükleniyorlar. Şimdi cahil adamlar kendisi sapıtıyor ama bilgisizce başkasını da saptırıyor. Onların da yükünü yüklenirler diyor. Mesela bunun bir ahlak bozukluğu, tavır bozukluğu olduğunu bize Kur'an bildiriyor. Onlardan öncekiler hileli düzenler kurmuşlardı. Allah azap evli onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Hileli düzenleri kurma şu anda da var, daha önce de var, daha önce de her devirde var. Ama bazı Müslümanlar bakıyorsun hileli düzenin karşısında bozguna uğruyor, panik oluyorlar. Halbuki Allah o hileli düzenin meydana gelmesini Allah yaratıyor zaten. Allah'ın bak azap emri onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Allah temelinden çökertiyor. Mesela Darwinizmi Allah temelinden vurdu. Mesela protein yapısından vuruyor Allah. Mesela proteinler molekül yapısının açıklanacağı bilimin Darwinizmi yerle bir edeceği Darwinistlerin hiç ummadığı bir şeydi. Çünkü Darwinistler bilime dayanarak zaten bir şeyler anlatıyorlardı. Dayandıkları sistem bilim onların temeline vurdu. Temel düşüncelerine vurdu. Ta proteinlere vurdu. Proteinlerden yıkıldılar. Böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Yani bütün Darwinist sistem çökmüş oldu. Tavan, bak tavanı vurmuyor Allah. Temeli vuruyor. Biz ne yaptık Darwinizm'de? Temelden vurduk. En dipten. Proteinlerden ve fosilden vurduk.
milyonlarca, milyarlarca detaydan oluşan Darwinizmin uçsuz bucaksız imparatorluğu tepeden çökmüş oldu, tavandan çökmüş oldu. İnşallah. Bak diyor ki Allah, azap onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti. Hiç tahmin etmedikleri bir yerden geldi. Mesela şok oldular, İstanbul'da bir genç çıkmış, dünyadaki uçsuz bucaksız katrilyonlarca lira parayla kurulmuş, milyonlarca profesörün, milyonlarca doçentin, yüz binlerce üniversitenin savunduğu bir sistemi temelinden vurup çökertmiş. Maşallah. Bu Allah'ın sistemidir. Kur'an ona işaret ediyor inşallah. Vesile ediyor Allah bizlere. Bak mesela yine Allah insanların psikolojisinden yine örnekler veriyor. Şeytanlar Allah'a sanırım. Ki melekler kendi nefislerinin zalimleri olarak canlarını aldıklarında hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olurlar. Hayır, şüphesiz Allah sizin neler yaptığınızı bilendir. Kötülük yapan, mesela hırsızı yakaladığınız bir hırsız, ben hırsızlık yaptım demez. Katili yakaladığında hep inkar ederler. Hangi suçluyu yakalasan yakala, inkar ederler. Ne diyorlar? Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk. Ulan ömrün boyunca sen dine, İslam'a, Kur'an'a saldıran sen değil miydin? Ama bak orada sanki Allah'ı inandıracakmış gibi yalan söylüyor. Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklanma yeri ne kötüdür? Enaniyet yapan, kendini beğenen, büyük denen insanların yeri ne kötüdür diyor. Mütevazi insanlar çok rahat ve huzurlu yaşıyorlar. Hem akli dengeleri yerinde olur, hem ruhen çok huzurlu olurlar, hem sevilirler. Ama büyüklük taslayan, azametli olanlar ruh hastası olur. Yani panik atak gelişir, başka şeyler gelişir, Allah vermesin. Yani tabii panik atak olanları tenzih ederim de, fakat hastalığın tetikleyicisidir bunlar. Bazen de Allah sebepsiz de yaratabilir tabii. Adnen cennetlere ona girerler, onun altından ırmaklar akar. Yani ırmak sevgisine Allah dikkat çekiyor. Mesela Müslüman cennette ırmak olacağını düşündüğünde, akan sular olacağını düşündüğünde kalbinde bir sevinç meydana geliyor. Su sevgisi var insanın ruhunda, suya karşı sevgi. Denize girsin, göle girsin, ırmak aksın, illaki su olsun. Değil mi? Evlerin önüne bile küçücük bir şey su olsa insanlar bayılırlar yani. İnşallah. Göle manzaralı ev olduğunda daha pahalı oluyor. Denize manzaralı değil mi? Daha pahalı oluyor. Mesela hatta bazen komedi filmi gibi oluyor. Evin üst katına çıkıyorsun, mutfağının kenarında deniz görünüyor. Diyor bak deniz manzaralı diyor. işte şu kadar daha pahalı diyor, diyor. İnsanların suya olan iştiyakı, Allah kalplerine müthiş bir sevgi vermiş. Suyu gördün mü ruhu açılıyor. İçinde onların her diledikleri şey vardır. Şimdi bu dünyada bize bunlar sevdiriliyor. Mesela bize bilgisayar sevdirilir, araba sevdirilir, güzel kıyafet sevdirilir. Efendim ne marka kıyafetler olabilir, oyuncaklar sevdiriliyor insanlara. Ne bileyim yani hayale gelmedik şeyler sevdiriliyor. Bu dünyada bizi alıştırıyor Allah. Diyor ki bak onların her diledikleri şey vardır diyor. Ahirette burada sevdiği şeyleri insanlar orada bol vakitte olduğu için, bol imkanı da olduğu için, çok fazla vücudu olduğu için rahat rahat kullanacaklarını Allah Kur'an'da işaret ediyor. Allah takva sahiplerini, samimi olanları böyle ödüllendirir diyor Allah. Bu dünyada şu an nasıl devam ettiriyorsa bu sistemi, aynı sistemi devam ettireceğini söylüyor Allah. Aynı sistemden mükemmelini yapacağım diyor. Mesela bak bize kalem yaratıyor. Allah önünde Kur'an'ı yaratıyor. Kur'an'a ait konuşmaları yaratıyor. Bilgi yaratıyor. Ve bize en önemli konuyu öğretiyor Allah. İnsanları tanımayı öğretiyor. İnsanları tanımada Kur'an dünyanın en gelişmiş psikoloji kitabıdır. En gelişmiş psikiyatri ve psikoloji kitabıdır. Yani akıl hastalıklarını, ruh hastalıklarını, insanın bozukluklarını, davranış bozukluklarını, mükemmel davranışları, düzgün davranışları ve insanlara nasıl davranmamız gerektiğini, dünyaya nasıl davranmamız gerektiğini, ağaçlara, bitkilere nasıl davranmamız gerektiği, dünyayı nasıl kullanmamız gerektiği bu Kur'an'da çok detaylı anlatılır. Yani nasıl böyle bir ilaç aldığımızda içinde prospektüs oluyor, ilacın nasıl kullanılacağı çok detaylı anlatılıyor. Mesela diyor ki ilacı şu kadar kullanırsanız zehirlenirsiniz. Bu kadar alırsanız tam olur. Ama bazı durumlarda şunu da kullanabilirsiniz diyor. Yan etkileri şunlardır diyor. Kur'an da öyledir.
dünyayı böyle kullanırsanız diyor Allah, hoşunuza gider. Ama şu tarzda kullanırsanız başınızı belaya sokarsınız. Şöyle yaşarsanız mutsuz olursunuz ama bu tarzda yaşarsanız mutlu olursunuz. Biraz dozunu artırdığınızda şu yanlış hareketin ızdırap çekersiniz. Tam ayarı, düzgün olanı şudur. Bu hareketi yaparsanız mutlu yaşayacaksınız diyor Allah. İnşallah. İlaç tarif eder gibi. Onun için dünyayı alan yanında mutlaka Kur'an'ı da alması lazım. Yani ilaç aldığında içinde prospektüsü olmasa ilacı kullanamaz. Dünyayı alan da Kur'an'ı almasa dünyayı kullanamaz. Mutlaka dünyayı alan yanında Kur'an'ı da alacak. Ve dünyayı nasıl kullanacağını görecek. Yoksa her günü ızdırap, her günü elem, her günü acılarla geçer. Hem bedeni acılar, hem ruhi acılar içerisinde kıvranır. Toplumda bozulur, sistemde bozulur. Mesela Güneydoğu'da komünist sistemin gelişmesinin nedeni Kur'an eğitiminin olmaması, Kur'an'daki yapının olmaması, Darwinist materyalist sistemin gelişmesi, tek yönlü açılması sosyal yapıyı hasta yapmıştır. Orada bir kanser meydana gelmiştir, komünist kanser meydana gelmiştir. Ve toplumu kemirmekte şu an, kanser uğru. Ve bütün Türkiye'yi rahatsız ediyor. Yani bünyenin bir yeri kanser olduğunda bünyenin tamamı rahatsız oluyor. Mesela Türkiye'nin her yeri rahatsız o kanserden dolayı. Tabii. O uğru Mehdi alacak işte. İnşallah. Baş tabiptir, ser tabip.